Dersimizin konusu Joomla ile birlikte gelen eklentilerin aktif hale getirilmesi olacak. Örnek olarak da kullanıcı girişini aktif hale getireceğiz. Bunun için eklentiler menüsünden modül yöneticisi bölümüne giriyoruz. Burada sitemizde aktif olarak bulunan bileşenleri görebiliriz. Sadece ana menü aktif durumda. Sağ üst köşeden yeni düğmesine tıklayarak Joomla'nın içerisinde bulunan ancak aktif olmayan diğer bileşenleri görebiliriz. Her bir bileşenin üzerine geldiğinizde size o bileşenle ilgili kısa da bir açıklama yapılmakta. Biz sadece giriş eklentisini aktif duruma getireceğiz. Sonraki düğmesine tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz. Burada bu eklenti ile ilgili yapılması gereken ayarlar yer almakta. Eklentinin ön sayfada görünecek ismini öncelikle yazıyoruz. Başlık kullanıcı girişi diyelim. Yazmış olduğumuz bir ismin görünmesi için başlığı göster. Evet seçeneğe tıkla. Yayınlandı seçeneği ise kaydedip ya da uygulayıp çıktığımızda bu eklentinin hemen ön sayfada görünmesi için. Yerleşim ise sayfamızın neresinde bu eklentinin görüneceğini seçmek için. Ancak bu yüklemiş olduğumuz tema ile ilgili bir özellik. Bu listede görünen isimler temayı tasarlayan kişiler tarafından temanın değişik yerlerine verilmiş isimler. Bu yerlerin isimlerini görmek için temanın sitesinde açıklayıcı bilgiler yer almakta genellikle. Örneğin bu yüklemiş olduğumuz temanın sitesindeki dokümana bakacak olursak Forever Ice temasının bakın hangi bölümler yer aldığı ve yerleşim yerlerini ve özelliklerini görmekteyiz. Örneğin ben sağ üst köşede yer almasını istiyorum. Ve kullanıcı girişi olduğu için insan simgesi yer almasını istiyorum. Dikkat ederseniz sağ kısımda yer almasına rağmen bu modülün bulunmuş olduğu şu konum sol olarak belirtilmiş. Ben yeri left olarak seçeceğim ve şu özelliğin görüntülenmesini isteyeceğim. Bunun için birazdan bahsedeceğiz. Left seçtik. Sıralama ise bu seçmiş olduğumuz konumda daha önceden aktif hale getirilmiş bileşenler, eklentiler var ise onlardan önce veya sonra gösterilmesini seçebiliriz. Ana menüde yine demek ki sol konumda gösterilmekte ki left seçtiğimde ana menü görüntülendi. Erişim seviyesi ise kimler tarafından görüneceği, sadece kayıtlı kullanıcı, yönetici ya da herkes tarafından. Menü ataması ise sitemizdeki mevcut menülerden hangisine tıklandığında bu eklentinin görüntüleneceğini seçiyoruz. Sadece ana menü olduğu için ben hepsini seçtim. Daha sonraki eklenecek menülerde de yine görünecektir. Ön bellekleme ise bu menü ile ilgili işlemlerin ön hafızada tutularak daha hızlı çalışılmasını sağlıyor. Ancak burada bir hosting firmasının bunu desteklemesi gerekiyor. İki, Joomla'nın genel ayarlarında ön bellekleme seçeneğinin açık olması gerekmekte. Modül sınıfı son iki ise bu temayı tasarlayan kişiler tarafından modüllere ek özellik kazandırılmak amacıyla eklenmiş bir bölüm. Bunu temamızın özelliklerinde yine görebiliriz. Demin söylemiştik. Başlığımızın sol kısmına insan simgesi eklemek istiyorum ben. Şuradaki yazıyı alıyor. Style bir people yazısını. Ve modül sonraki kısmına yapıştırıyorum. Formun sonrası kutucuğu forma yani sitemize giriş yaptığımızda formun alt veya üstünde görünecek bir açıklama. Hoş geldiniz gibi. Formun öncesi ise yine giriş yapmadan önce bu giriş alanının alt kısmında bir uyarı niteliğinde yazı olabilir. Örneğin parolanızı yazarken küçük büyük harfe dikkat edin gibi. Alt kısmında giriş yönlendirme ise giriş yaptıktan sonra kullanıcıyı bir sayfa veya bir menüyü yönlendirebilirsiniz. Çıkış yönlendirmesi yine aynı şekilde. Çıkış yaptıktan sonra bir uyarı, bir sayfa veya bir menüyü yönlendirme yapabilirsiniz. Selamlama ise yine aynı şekilde giriş yaptıktan sonra hoş geldiniz gibi, bayramınızı kutlarız gibi bir açıklama yapabilirsiniz. Ad kullanıcı ise o kullanıcı giriş panelinin
oradaki kullanıcı adı bölümüne isim ya da kullanıcı adı ikisinden birisini seçebilirsiniz. Giriş formuna şifreli ise internetten gönderilecek kullanıcı bilgilerinin şifrelenmesi için. Değerli arkadaşlar, kaydet ya da uygula düğmesini tıklayarak aktif hale getirebiliriz. Uygula dediğimizde sayfa kapatılmayacak ama kaydedilecek. Kaydet düğmesine tıkladığımızda ise sayfa kapatılacak ve kaydedilecektir. Şu an ön sayfada yenileme yaptığımızda giriş formumuz görüntülenecek ve yenile düğmesine tıklıyorum. Bakın giriş modülü ekranda gösterildi ve o modül son iki bölümüne eklemiş olduğum kodla da insan simgesi eklenmiş oldu. Değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.